muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Sen bir güzel günde bir eski sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Rad suresinin tefsiriyle Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Elmihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası 2.2.2.13. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok şükürlerinizi diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinize zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Rad Suresinin 12. ayet-i kerimesi ve Kur'an-ı Kerim tefsiri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tamamen tamaen ve yunşi us seha bes sikale huve o ellezî ki o yurîkum sizi size gösterir elberka şimşek havfen korku ve tamaan ve ümit, umut. Ve yunşi'u ve inşa eder, yapar, dizayn eder. Es-sehabe bulutlar. Sihab, bulut. Es-sikale ağır, yüklü. Sıkletli. Huve o. Ellezî yurîkumul berka. Odur ki size şimşeği gösterir. Havfen ve tamaan, korku ve ümit için.
korku ve ümit için, korku ve ümit olarak. Ve yunşi'u ve inşa eder ve düzenler, inşa eder, dizayn eder. Es sahaves sikale, yüklü bulutlar. Burada Allah Teala diyor ki, cümlecikleri cümle haline getirirsek, size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Ve şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Veya o Allah odur ki size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ama size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur, daha doğru bir cümle oluyor Arapça aslına göre. Ve yüklü bulutları inşa eden, neyle yüklü olabilir bulutlar? Yağmur. Ve yağmur yüklü bulutları, parantez içinde kullanıyoruz yağmuru, inşa eden, düzenleyen odur. O Allah'tır. Gösteren gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Allah Teala'nın nasıl bulutları yağmurla, bir şeylerle yüklüğünü gösteriyor. Hem elektrik yüklü bulutlar ki şimşekler bu sebeple çakar. Artı elektrik yüklü buluttan eksi elektrik yüklü buluta bir elektrik atlaması daima söz konusu olacaktır. Fazla olan taraf, artı taraf daima eksi tarafa ulaşır. Ve tabiatın beslenmesi için, bitkilerin beslenmesi için yağmurun yağması asıldır. Onu da yağdıran Allah'tır. Ve Ra'd suresinin 13. ayeti kerimesi. Ve yusebbihur ra'du bi hamdihi vel melaiketu min hifetih ve yursilus savaika fe yusibu biha men yeşa'u ve hum
yücadilûne fillah ve huve şedîdül mihal. Kelimeler ve yusebbihu ve tesbih edenler. Erradu gök gürültüsü. Bi hamdihi onu hamd ile. Vel melaiketü ve melekler min hi fetihi onun korkusundan ve yürsülü ve gönderir es savaika yıldırımlar. Ve yusibu böylece isabet ettirir biha onu men yeşâü dilediği kimseye. Ve hüm ve onlar yücadilûne mücadele ediyorlar fillâhi Allah'ta, Allah'ın içinde yani Allah hakkında. Ve huve ve o şedîdü şiddetli, çok kuvvetli, kesin el mihali mukavemet edilemeyen, dayanılmaz, karşı koyulmaz, konulmaz. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yusebbihur radu bihamdihi ve gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Vel melaiketü min hifetihi ve melekler onun Allah'ın korkusundan. Ve yürsülüs sevaika ve yıldırımları o gönderir. Fe yusibu biha men yeşâ'yı böylece dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve hüm yücadilûne fillâhi ve onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Ve hüve şedîdül mihâli ve o karşı konulması
Şimdi burada bu cümlecikler bitiştirildiği zaman gök gürültüsü onu hamd ile ve melekler gök gürültüsü ve melekler onu hamd ile ve onun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor Firavun'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi. Adam diyor ki, Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor, söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince, Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Rad suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu da ve tül hakkı vellezine
yed'ûne min dunihi la yestecibûne lehum bi şeyin illa kebasiti kefeyhi ilel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma dua ul kafirine illa fi dalal lehu ona kendisinedir davetin hakkı, hakkın daveti vellezine ve o kimseler yed'une dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebucune la yestecibune icabet edilmez lehüm onlara bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir keffeyhi avucunu ilel mâhi suya yebluga erişmesi için fahu onun ağzına ve mahuve ve o değildir baligihi ona erişen ulaşan ve ma ve değildir duaül kafirin kafirlerin duası illa'dan başka fi dalalin dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezine yet'une min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibune icabet etmezler. Lehum bi şeyin onlara bir şeyle illa kebasiti keffeyhi ilel mâi onlara onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir li yebluga fahu onun ağzına suyun ulaşması için ve ma huve bi baligihi ve su ona ulaşacak değildir ve ma duaül kafirine ve kafirlerin daveti değildir illa fi dalalin dalaletten başka bir şey su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar.
bu cümlecikleri toparladığımız zaman Hakk'ın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah-u Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen, yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek.
kişinin avuçlarına gelecek. O da avucuna aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerine nasıl hidayet eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا وَزِلَالُهُمْ بِالْقُدُوِّ وَالْاَسَى Asal. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا وَزِلَالُهُمْ بِالْقُدُوِّ وَالْاَسَالِ Kelimeler وَلِلَّهِ وَلِّي اللّٰهِ ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalühüm ve onların gölgeleri bi el gudubi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudubi ve el asal asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tavan ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalühüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona Allah'a secde ederler.
fizik vücutların gölgesi, nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesi sebebiyle nefs tezkiyesine ulaşılınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Öyleyse cümle normal standarttaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Ra'd suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul efettehaztum min dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ven nur em cealu lillahi şurekae halaku ke halkihi ve teşabehel halku aleyhim. Kulillahi haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar. Kelimeler. Kul de ki, men kim? Rabbüs semavati, semaların, göklerin Rabbi. Vel ardu ve yerin. Kulillahi Allah'tır de. Kul de ki, efettehaztum, efe ittehaztum. Artık siz mı edindiniz min dunihi ondan başka evliyae, evliya, veliler, dostlar, la yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil, li enfüsihim, kendileri için nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat, ve la darren, ve zarar vermez. Kul de ki, hel yesevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen, vel basiru, ve gören, em, yoksa, veya, hel yesevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Hem yoksa veya cealü, kıldılar, yaptılar, lillahi, Allah'a, şürekaya, ortaklar, halaku, yarattılar, ke gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü,
El-Halku yaratma, aleyhim onlara. Kulillahi Allah de, Haliku yaratan, kulli şeyin her şey. Ve huve ve o, El-Vahidu tek, bir tane. El-Kaharu kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten. Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbüs semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahi Allah'tır de. Kul e fettehastum min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikûne li enfüsihim nef'an ve la darran. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil âmâ vel basîrû. Gören ve görmeyen bir olur mu de. Em hel yestevil zulümâti ven nûrû, veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em ce'âlu lillâhi şürekâe halakû ke halkıhi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da. Fettişâbe el-halku aleyhim. Böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillâhi hâlikû külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vâhidül kahhârı. Ve o tek kahhar her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de, Allah'tır de, artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de. Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü?
Allah Teala burada em cealü lillahi şürekâe halakû diyor. Yoksa onlar halakû ke halkihi, onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar, kendileri onları put yapıyor aslında taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala. Böylece ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da Allah'tır de diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu 2,5 milyar, her birinde 2,5 milyar galaksi. Her birinde 2,5 milyar yıldız. Ayrıca bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır de diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen, hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar edindiniz diyor Allah-u Teala. Görenle görmeyen bir olur mu? Taş görmez. Allah görür. Karanlıklar ile nur bir olur mu? Taşlar nihayet Allah'ın yarattığı cansız bir şeyler. Hiç karanlıklarla nur bir olur mu? Diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler?
benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfade de son derece açık. Kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın Hazreti İbrahim'i putların hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş, o kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası, o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'i ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş, odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede, bir güzel beraberlik daha inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Ali Suyum'un dini yâkele avdu ve yâkele estahilet. Ezzilaynav talihim gayrı vaktav yâleyhim ve yâleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Belediye bir esir ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Elimehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir esir ve yeni sohbetimize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenimizle birlikte kalması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah. Allah razı olsun Berhan. Biz de dua ederiz sizler için. Mutluluklar dileriz. Allah razı olsun.